Evet arkadaşlar, günaydın, hoş geldiniz. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Tamamdır arkadaşlar. Evet, dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftalık bizim son geometri dersimiz. Haftaya doğrunun analitiğini işleyeceğiz. Noktanın analitiğiyle ilgili karşımıza gelebilecek soru türlerini bugün itibariyle bitireceğiz. Cuma günü ders var mı? Umut, Cuma günü dersimiz yok. Yarın bildiğim kadarıyla ya benim elimdeki listede Cuma günü son diye görünüyor ama Perşembe son gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar, soruyu dikkatli okuyalım. ABCD dikdörtgen. Bakın arkadaşlar, ABCD neymiş? Dikdörtgen. Şimdi bizim burada dikdörtgenin bazı özelliklerini hatırlıyor olmamız gerekiyor. Nedir bunlardan biri? Şimdi arkadaşlar, bakın. Ben A'dan da diklik çizersem, bu iki diklik birbirine eşittir. Unutmayın, dikdörtgende köşegene çizilen yükseklikler birbirine eşittir. Şimdi, yüksekliğim kaç? 6. Yüksekliğim o zaman burada da ne olacak? 6. Şimdi kesiştikleri nokta orijindi. O dedik. Arkadaşlar kaç oldu? 3. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda OB uzunluğuyla şuna H dersek DH uzunluğu da birbirine eşittir. Çünkü bunlar nedir? Şu iki üçgen birbirine eşittir. Dolayısıyla burası ne oldu? 3. Benden soruda ne istiyor? A noktasının koordinatlar toplamı kaçtır? Bana o zaman ne lazım? OH uzunluğu lazım. O zaman şey yapalım, bakın. Dikten dikilmiş. Burada ne var arkadaşlar? Öklit. Öklit yükseklik bağıntısından 6'nın karesi eşittir. 3 çarpı OD uzunluğu. Direkt OD uzunluğunu bulalım. Çarpı OD. Arkadaşlar 6'nın karesi kaçtır? 36. 3'e bölersem arkadaşlar kaç kalır? 12 değil mi? O zaman OD uzunluğu ne yaptı? 12. Arkadaşlar OD 12 ise OH'a kaç kalır? 9 kalır değil mi? Şimdi benden A noktasının koordinatları. A noktasının apsisi ne yaptı arkadaşlar? Eksi 9. Arkadaşlar ordinatı nedir? 6. Nasıl 6? Eksi 6. Toplarsak arkadaşlar eksi 9 artı eksi 6 ne yaptı? Eksi 15. Tamam arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Sorumuz yoksa bir sonraki soruma geçiyorum. Şimdi arkadaşlar, dik koordinat düzleminde AB doğru parçası üzerinde bir C noktası verilmiş. Ve bu C noktasının AB doğru parçasını 2'ye 3 oranında böldüğünü ve sonucunda oluşan üçgenin eksenlerle oluşturmuş olduğu üçgenin bizden alanını istemektedir. Hemen arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi A noktasında x sıfırdır değil mi? Ben burada neyi bulacağım? Y'yi. B noktasında nedir?
Y sıfırdır. AC kaçmış? 2K. CB 3K. Şimdi burası 3K. Burası neymiş? AC uzunluğu 2K. Yine arkadaşlar burada yapacağımız artış ve azalışlar. Şimdi hemen rengimi değiştireyim burada. Koyu bir yeşil yapalım. Şimdi A'dan C'ye bakın x'im 0'dan 4'e artmış değil mi arkadaşlar? Kaç K'da? 2K'da. 2K'da artışım kaç? 4. K'da ne yapar? 2. Peki arkadaşlar C'den B'ye artışım kaç K için istiyor? 3K. 3K için artışım ne olur? 6. O zaman ben 4'e 6 ilave edeceğim. Ne olur? 4, 6 daha ne yapacaktır? 10. Şimdi gelelim Y için aynı işlemi yapmaya. Bunun için de arkadaşlar mavi kalemi kullanıyorum. Bakın 0'dan 9'a değil mi? 3K'daki artışım kaç? 9. K'da ne yapar? 3. Şimdi arkadaşlar C'den A'ya artışım isteniyor. Kaç K bu? 2K. O zaman 2K'daki artışım ne yapar? Yine artışım 6 yapacaktır. Yani ben 9'a 6 ilave edeceğim. 9, 6 daha ne yapar? 15. Yani benim dik üçgenimin y ekseni üzerindeki uzunluğu 15, x eksenindeki ise 10'dur arkadaşlar. 10. Benden istenen ne? Bu üçgenin alanı. Alan eşittir 15 çarpı 10 bölü 2'den ne gelecektir? 75 gelecektir. Çok güzel arkadaşlar. Herkes çözmüş. Tebrik ediyorum. Sıradaki soruya geçiyorum. Sıradaki soruda arkadaşlar yine bir dikdörtgen vermiş ve dikdörtgenin kısa ve uzun kenarı arasında bir oran vermiş. Neymiş bu? AB K AD 3K. K'ya nedir? 3K. Şimdi benden istenen şu. B noktasının koordinatları toplamı. Benden B noktasının koordinatları toplamını istiyor. C noktasının koordinatlarını vermiş. Burada yapmamız gereken arkadaşlar eş üçgenler ve benzer üçgenler oluşturulmalıdır. Arkadaşlar ben soruyu çözerken yazmazsanız sevinirim. Sistemde o zaman kasma oluyor. Kalemi kontrol edemiyorum. Hani ben yazdıktan sonra geliyor. O zaman konsantrasyonumuz dağılıyor. O yüzden herkes dinlerse sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bunu uygulayacağınızı bildiğim için. Şimdi arkadaşlar bu bir dikdörtgendi. Şimdi ben C'den şöyle bir dik çizersem. Aynı şekilde B'den de dik çizersem. Şimdi ben açıları adlandırıyorum. Alfa, beta. Şimdi alfa ile beta'nın toplamı kaç arkadaşlar? 90. Bakın alfa 90. Alfayı 90 yapan açı beta. 90 yapan açı betayı alfa. Alfayı 90 yapan açı yine beta. Betayı 90 yapan açı alfa. Bakın arkadaşlar şu iki üçgenin eş olduğunu biliyor muyuz? Neden? Açılarımız eşit. 90'ı gören kenarlarda her ikisinde de K birim. Yani benzerlik oranı 1.
benzerlik oranı 1 olan üçgenler neydi? Eş üçgenler. Burada ise arkadaşlar hipotenüslerde 1'e 3 oranı var. O zaman küçük üçgenle büyük üçgen arasındaki oran da 1'e 3 benzerlik oranı vardır. Şimdi C noktasının apsisi 2 değil mi? 2. Alfayı gören kaç? 2. O zaman burada alfayı gören kaç olmak zorunda? 3 katı olacak değil mi arkadaşlar? O zaman kaçtır? 6. Şimdi C noktasının ordinatı kaç? 7. Arkadaşlar burada 6 var. 7 olması için buranın 1 olması gerekiyor mu? 1. Beta'yı gören şimdi kaç oldu? 1. Bakın beta'yı gören 1. Beta'yı gören kaç olmak zorunda? 3 katı 3. Ben şimdi OA uzunluğunu buldum. Arkadaşlar bu üçgenle bu üçgen eş miydi? Alfa'yı gören 2, beta'yı gören 1. O zaman B noktasının koordinatları ne olur? Benim B noktasının apsisi 5. Ordinatı yani y'si 1 olacaktır. Ne istiyordu toplamları? 5 artı 1 ne yapacaktır? 6 yapacaktır. Evet, bu soruyla ilgili sorusu olan var mı arkadaşlar? Çok güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar slaytlar arası şu an geçiş yapma imkanım yok şu an ama sistemden de çıkmak istemiyorum. O yüzden ben sizlere beyaz tahta üzerinden hızlı bir şekilde sorular hazırladım. O soruları hemen çizmek istiyorum. Zamanımız kaybolmayacak. Bu konuda şey yapmayın arkadaşlar. Hemen çizimlerimi yapıyorum. Evet, bir tane koordinat sistemi çizdik. Hemen bir tane karemizle çizelim. Siz de biraz farkındasınızdır arkadaşlar. Hani artık sistemi yavaş yavaş kullanmaya başladık. Kısa bir süreçte gerçekten bayağı bir yol kat ettik. Yani bunu yapar mıyız, yapamaz mıyız diye bile düşündüğümüz olmuştu. Gerçekten çok çabuk hallettik. İnşallah daha güzel olacak. Şimdi arkadaşlar 3'e 6 bizden istenen ise arkadaşlar bu karenin alanı. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Hani bununla ilgili açıklamalar olmadan bizim bu konuda bilgi vermemiz mi diyeyim. Hani bilgimiz yok gerçekten. Değil mi? Yani ne zaman açılır bununla ilgili zaten yetkililer açıklama yapacaktır. Şimdi arkadaşlar soruya gelelim. Soruda diyor ki ABCO karesinin alanı kaçtır? Bakın ABCO kare bizden istenen arkadaşlar bu karenin alanı kaçtır? Y eksenini 3'te X eksenini ise 6'da kesmektedir arkadaşlar. Burada biz ne yapabiliriz? Şimdi karenin bir kenarına A diyelim mi arkadaşlar? A dedik. A dedik. A dedik. A dedik. Peki arkadaşlar şurası 3 eksi A yapar mı?
Değil mi? Tamam, 3'tü. 3 eksi a yapar. Bundan sonrası için ise arkadaşlar yapacağımız şudur. Benzerlik. 3 eksi a'nın tamamına. A'nın tabana oranı, genel benzerlik oranı yaparsak ben buradan a'yı bulacağım, değil mi? Ne dedik? 3 eksi a'nın 3'e oranı, değil mi? Tamamı 3 birim. Eşittir a'nın 6'ya oranı. 3 ile 6 sadeleşir. 2. İçler dışlar yaparsak arkadaşlar ne yapar? 6 eksi 2a eşittir a dersek, attım karşıya, 3 a eşittir 6 ise her iki tarafı a'nın katsayısına böldük. A buradan ne geldi? 2. O zaman arkadaşlar, arada bu bir gibi duruyor, 2. Benden karenin alanını istiyordu. Karenin alanı neydi? A kareydi, değil mi? A kare. O zaman 2'nin karesi sonuç 4 olacaktır. Arkadaşlar, burada anlamadığımız, takıldığımız bir yer var mı? Evet, oranlama, Barış, oranlama sebebimiz burada a'yı bulmak. Sonuçta burada bakın, şurayı bir toparlarsak şunu aslında şu çıkacaktır bak. Şu, ikisi paralel. Burası 3 eksi a. Burası a. Burası a. Ve burası 6. Yani tek bilinmeyen, tamam mı? Evet, sıradaki soruya geçiyorum şimdi. Yine sizin için güzel bir soru hazırladım. Yine şöyle bir koordinat sistemi çizeyim. Sonra şöyle, şöyle Melişah geliştirmişim biraz kendimi, değil mi Melişah? Değil mi? Çizimler ilk çekimlerde çizimler böyle değildi. Sizlere daha sağlıklı eğitim verebilmek için gece gündüz çalışıyoruz arkadaşlar. Onu bilincinde olun. Sizler de bu gerçekten tüm öğretmen arkadaşlarım bunu yapmakta. Lütfen derslere katılımınızı sağlıklı bir şekilde ve saygısevgi çerçevesinde yapalım. Gerçekten inanılmaz bir emek var. Çok kısa bir süreçte online eğitime geçmek gerçekten zor. İnşallah bu zoru başaracağız. Bizler zoru seven hocalarımızız. Bize arkadaşlar sizler de katılarak destek olacaksınız. Eksi 4'e 0. Evet. Hümeyra doğru söylüyorsun. İşte o yüzden bunlara ne yapıyoruz? Katılımı sağlıyoruz. Anlayalım arkadaşlar. Anlamadığımızı soralım. Gerçekten hem eğleniyoruz, değil mi? Burada hem eğleniyoruz hem de anlıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane daha çizeyim. Evet, sorumuz şu arkadaşlar şimdi. Şurada D noktası var. ABC arkadaşlar yazışmayı keselim mi? Çünkü bakın
B'yi bile yazamadım. Kasma yaptı sistem. O yüzden ben soruyu çözene ve çizene kadar arkadaşlar evet, eşkenar üçgen. Şimdi bir de diyor ki BD DC'ye eşitmiş. Bizden istenen ise arkadaşlar şurada oluşan BDE üçgeninin alanı. Alan BDE. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Hemen rengimizi şuradan değiştirelim. Bakın şu uzaklık 4 birim mi? 4 birim. Ben şu burası orijin bu arada. Arkadaşlar ben bu uzaklığa A dersem. Şimdi BD uzunluğum kaç oldu? 4 artı A oldu değil mi arkadaşlar? O zaman BD DC'ye eşit demiş. O zaman ben burada da DC'ye de 4 artı A diyebilir miyim? Şuraya bakalım arkadaşlar. Toplamda 12 değil mi? 12. O zaman 2A artı 4 eşittir. Nedir? 12. O zaman bu işlemi çözecek olursak 2A eşittir 8. A eşittir buradan ne gelecektir? 4. Şimdi A yerine 4 yazdım. Bundan sonrasının rengini değiştirelim. Şimdi A yerine 4 yazdım. Arkadaşlar bu eşkenar üçgen değil miydi? Eşkenarsa burası o zaman 60. Burası 30. 30'u gören 4 ise 60'ı gören nedir? 4 kök 3'tür. Doğru mu? kök 3 ise arkadaşlar üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu üçgenin tabanı kaçtır? 8'dir. Çarpı yüksekliğim kaç? 4 kök 3 bölü 2. 2 ile 8 gitti ne yaptı? 4. 4 çarpı 4 ne yaptı? 16 kök 3 gelecektir. Evet, bu soruyla ilgili sorularımız var mı? Çok güzel arkadaşlar. Sıradaki sizin için hazırlamış olduğum soruya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar yine hemen çok seri bir şekilde şimdi arkadaşlar bir dörtgen A noktası sıfıra 4, B noktası 4'e 8,
Ve C noktası neymiş? Ona sıfır arkadaşlar. Bizden istenen arkadaşlar bu dörtgenin oluşturduğu bölgenin alanı. Alan O, A, B, C arkadaşlar. Kaçtır diyor. Bununla ilgili arkadaşlar biz ne yapabiliriz? Bununla ilgili yapacağımız durum şudur arkadaşlar. Bir tane B'den orijine çizersek, uzunluk çizersek iki tane üçgen oluşacaktır. Şimdi bakın kırmızıyla aşama aşama yapıyorum. Ne yapıyorduk? Hemen çiziyoruz şöyle. Güzel bir dümdüz bir çizgi çizdik. Şimdi bakın şurada bir üçgen O, A, B üçgeni. Bir de O, B, C üçgeni oluştu. Şimdi ben şöyle çizersem. Bir de B'den şöyle çizersem. Şimdi bakın, burada ne yapıyoruz? B noktasının Y'si bu üçgenin yüksekliği değil mi arkadaşlar? Burası kaçtır? 10. Peki bakın şöyle şu taradığım üçgeni görüyor musunuz? Alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi arkadaşlar? 2 ile 8 gitti 4. Ne geldi buradan? 40. Bir de arkadaşlar bir de şuradan bakarsak bakın şu üçgenin tabanı burası değil mi arkadaşlar? Kaçmış tabanı? 4. Bu tabana ait yükseklik ise bu değil mi? Kaçtır bu? B noktasının x'i. O zaman ben bu üçgenin alanını da yaparsam burada yapalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Kaç yaptı arkadaşlar? 4 çarpı 4. 16 bölü 2'den 8 değil mi arkadaşlar? 2 ile 4 gitsin. 2, 8. Arkadaşlar o zaman kırmızıyla maviyle taradığım alan toplam kaç yaptı? 40 artı 8 48. Anlaşılmayan bir durum var mı arkadaşlar? Bunu göremezsek arkadaşlar determinant yöntemiyle de bu soruyu çözebiliriz. Köşe koordinatları biliniyor. Onunla da yapabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi sıradaki soruya geçiyorum. Şimdi sorumuz şöyle. ABC üçgeninde bakın A kaçmış? Eksi 5'e 2. C 6'ya 3. Ve ağırlık merkezi G'nin koordinatları 2'ye 0. Alan ABC kaçtır?
Bununla ilgili hemen şöyle ne yapalım? Çözüme gitmek adına hızlı bir şekilde üçgen çizersek ve kesiştikleri nokta neydi? G ağırlık merkezi ise A kaçmış arkadaşlar? Eksi 5'e 2. B bilinmiyor. C 6'ya 3. G neymiş? 2'ye 0. Bizden istenen arkadaşlar nedir? ABC üçgeninin alanı. Şimdi burada ne yapacağız? Yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Alan A, G, C. Eşittir. 1 bölü 2 çarpı. Hemen çizelim. Arkadaşlar A noktasının koordinatlarını yazıyorum. Eksi 5'e 2. Daha sonra ağırlık merkezini yazıyorum. 2'ye 0. Daha sonra C'ni yazıyorum. 6'ya 3. Hangisiyle başlamıştım? A'yla. Tekrar A'ya dönüş yaptık. Burada ne yapıyoruz? Çapraz çarpımlar yapıyoruz arkadaşlar. Hemen çapraz çarpımları yapalım. 5 çarpı 0, 0. 2 çarpı 3, 6. 6 çarpı 2, 12. Toplayalım arkadaşlar. 6, 12 daha 18. Aynı işlemi sol tarafa yapıyorum. 2 çarpı 2, 4. 6 çarpı 0, 0. 3 çarpı eksi 5 eksi 15. Toplayalım arkadaşlar. Eksi 15, 4 daha eksi 11. Hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Anlatmıştık bununla ilgili özelliğimizi. Sol taraftaki değerden 18 eksi sol taraftaki değeri çıkartıyoruz. Eksi 11. Mutlak değer. Bölü 2. 2 nereden geldi? Bölü 2 nereden geldi arkadaşlar? Çarpan durumundaki 1 bölü 2'den. 18. 11 daha ne yapar? Çünkü eksi eksi artı oldu. Ne yaptı? 29 bölü 2. Şimdi benim bulduğum arkadaşlar alan bu alanda değil mi? Peki biz şunu üçgende alandan hatırlıyor muyuz? Bir üçgeni ağırlık merkezi 3 eşit alana bölmektedir. Yani burası A ise burası da A, burası da A olacaktır. Dolayısıyla alan ABC ne yapacaktır? 3 çarpı 29 bölü 2'den ne yaptı? 87 bölü 2 yapacaktır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamamdır arkadaşlar. Hemen sıradaki soruya geçeceğim. 5 dakikamız kaldı. Bu 5 dakikada da son sorumu hemen yetiştirmeye çalışıyorum. Evet, bununla ilgili daha önceden sorular çözmüştük arkadaşlar.
Evet, A noktası 5'e 12. C noktası 7'ye eksi 2. B noktası eksi 3'e 4. Bizden istenen arkadaşlar aslında bu üçgenin AC kenarına ait nesidir? Kenarortay uzunluğudur. Burada yapmamız gereken nelerdir? Öncelikle biz D noktasının koordinatlarını bulmalıyız. D noktası A ile C noktasının nesidir? Orta noktasıdır. Orta noktayı biz nasıl buluyoruz? Toplayıp ikiye bölüyoruz koordinatları. Bakın 7 7, 5 daha 12. 2'ye böldüm 6. 12 eksi 2 daha 10. 2'ye böldüm 5. Şimdi arkadaşlar x'i nasıl buluyorduk? X eşittir. Kök içerisinde nedir? 6 eksi 3'ün parantez karesi artı 5 eksi 4'ün karesi. İki nokta arası uzaklık değil mi arkadaşlar? Şimdi eksi eksiden ne yaptı? Artı ne yaptı burası? 9. 9'un karesi 81. Artı 5 eksi 4 ne yaptı? 1. 1'in karesi 1. Ne yaptı sonuç? Kök 80 2. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Artık bundan sonraki süreçte doğrunun analitiğine geçeceğiz. Noktanın analitiğiyle ilgili siz elimizdeki mevcut kaynaklardan, bilgi sarmalından, dutlardan çözmeye çalışın. Haftaya dersimizde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Uyarılara her zaman diyorum uyalım. Uymayanları da uyaralım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.